çeşit çeşit teknolojiyi Media Markt uygulamasından satın al, mağazadan teslim al. Maç heyecanına lezzet katan Migros yemek sunar. Bülent abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. X raporunun yeni bölümünden herkese merhabalar diyelim. Bu programı 11 Kasım'da çekiyoruz. Dün 10 Kasım'da atamızı sevgi, saygı ve minnette anıyoruz diyerek programa giriş yapayım. Dilerseniz programımıza da geçmeden önce sponsorumuz Migros Yemek'in hatırlatmasını yapayım. İlk Migros Yemek siparişinize özel tam 100 TL indirim hesabınızda. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler var. Migros Yemek Migros uygulamasında. Şimdiden herkese afiyet olsun deyip ben konularıma geçiş yapayım abi. Galatasaray hafta içi Tottenham'ı ardından çok önemli bir gün olan 10 Kasım'da Samsun Sporu 3-2 mağlup etti. Avrupa Ligi'nde hücum metriklerinde lider olan ve 10 puan toplayan, 11 Süper Lig maçında 32 gol atan ve lig tarihinde 1998-1999'da attığı 35 golün ardından 11. haftalar sonunda en skorer sezonunu yaşayan bir Galatasaray ile karşı karşıyayız. Galatasaray'ın güncel performansını siz nasıl değerlendirirsiniz abi? Öncelikle Samsun Spor maçı öncesindeki muhteşem koreografiye imza atan ve Mustafa Kemal Atatürk'ü harika görüntülerle anan, ekran başındaki milyonların gözyaşlarına boğan, Galatasaray taraftarlarını aynı zamanda deplasmana gelip o koreografiye büyük katkıda bulunan Samsun Spor taraftarını da tebrik ediyorum. Bunlar hayatımızın önemli anları. Şimdi maça geçebiliriz. Söylediğiniz sesler ışığında. Galatasaray-Samsun maçını, Tottenham maçını konuşmadan değerlendirebilmek pek mümkün değil. Aralarında işte 72 saat var milli ara nedeniyle. Pazartesi maç oynanmanın mümkün olmadığı bir noktada lig ikincisiyle karşılaşıyorsun ve oynadığın takım o güne kadar attığı 22 golün 18 tanesini maçların ikinci yarısında atmış. İlk yarıların 8 tanesini gol atmadan geçirmiş bir takım ve dolayısıyla senaryo şu sen yorgun çıktığın bir maç. Maça, çok da rotasyon ihtimalinin olmadığı, Icardi'nin sakatlandığı, Kaan Ayhan'ın cezalı olduğu bir maçta başın ilk yarısında işi bitirmen lazım. Ama o işi bitirme noktasında Galatasaray aldığı skorlarla bazı skorlarla zaten bir noktada sabıkalı. Yani, yani 3-0'ın da yetmediği bir maç olduğunu düşünürsen bizi sıkı bir maç bekliyordu. Yani ilk yarıyı tabelada önde kapat çünkü ikinci yarı Samsun Spor sana mutlaka arıza çıkartacak. Bunun en son örneği. Kasımpaşa'yı mesela ikinci yarıda dört golle yendikleri karşılaşma. Galatasaray iyi, iyi durumda ve bunun birinci alkışlanacak olan ismi teknik direktör Okan Buruk. Çünkü kendisine başarıları getiren dizilişten bu sezon hem hibrit olarak yani hem dörtlü hem üçlü defansı bir arada kullandığı maçlar ya da direkt üçlü oynadığı maçlar. Bütün şeyle kadro tercihleriyle Okan Buruk Eleştirdiğimiz günlerin yanında şimdi burada ziyadesiyle alkışı hak eden bir teknik adam. Ee, burası bayağı sıkı bir takvimdi Beşiktaş derbisi. Bayhaf'ta Tottenham maçı ve Samsun Spor ligin flaş ekibi. Galatasaray şimdi bu milli araya gereğini yaparak gidiyor. Samsun Spor maçına e, dönersek... Şimdi burada Icardi Osimen meselesine bir biraz bir geriye dönmem lazım. Çünkü Osimen transferi kendisine sorulduğu zaman Galatasaray Tek Direktörü belki şöyle bir cevap verse yani benim elimdeki santroforlar onun üzerine işte bize maliyeti 9 milyon olan bir oyuncu kiralık olarak istemek yerine bana bu 9 milyonu başka bir mevkiye harcayın. Futbol olarak bunun bir karşılığı vardı. Gelen oyuncunun karakterini nereye kadar bilebilirsin. Belki gelip sana bir ikinci daha vakası yaratabilir. Bütün da aldığı kararla bence Galatasaray'ın sezon gidişatını değiştirdi. Çünkü Eylül ayında Icardi sakattı ve sanıyorum Kadıköy'den Osimensiz kazanabilmek mümkün değildi. Buna Beşiktaş derbisini ekle, buna Tottenham maçını ekle ve bunu en son Samsun maçı yani bütün tabelaya simenin dokunduğu. Yani Galatasaray'ın bu sezonki hikayesinde bir de üstüne Icardi'nin sezonu kapatmış olması, ...Osimen transferi yani büyük bir talih ama aynı zamanda da bir futbol tecrübesinin bir tezahürü olarak sana bunu söyleyebilirim. Erken golle Galatasaray açtı maçı ve ilk 45 dakikada Samsunspor birlik ikincisinin hücum organizasyonundan uzak bir yapı içindeydi. Galatasaray zorluk çıkarmadılar maçın ilk yarısında. Orta sahalar hatta kolay geçildi ve oyunu izlerken aslında Galatasaray'ın biraz toptan maçından sonra hafif gevşeyen vidaları, bir iki oyuncunun aksaması ya da bir iki oyuncu üzerine yorgunluk isim vereyim. Mesela Barış Alper Yılmaz'ın üretkenliği, verimi noktasında bir sıkıntı var. Bunu Tottenham maçında da gördük, bu maçta da gördük. Yani karar mekanizması şu... Barış'ın ilk dönemiyle benzer özellikler. Orada biraz daha yeni Galatasaray'a kendini ispat etmeye çalışan taraftara bir oyuncunun tercihlerini görüyorduk. O şut atmak, pas vermek yerine falan. Sonra belirli bir olgunluğun şeyin içine girmişti. Bu son dönemde galiba sanıyorum yapılan böyle bir eleştiriler vesairesinden sonra hani tabela yapayım, tabela bulayım, her şeyi bir arada yapayım. Futbolda her şeyi bir arada yapmaya çalışırsan en iyi yaptığın şeyi de yapamayabilirsin. Tabi burada bu maçta bek olduğunun altını çizmek lazım ya da bir 20 Oyuncu dakikadan sonra orta dörtlünün sağ tarafında oynadığını, sürekli mevki değiştiğini de söylemek lazım. Barış için kolay değil. Mesela i̇şte bu maç Sara'nın geçtiğimiz maçlara nazaran biraz daha oyun içinde saklı kaldığı ya da Samsun hocasının ona yakın oynattığı adamlar sayesinde ki ön alan presini biraz o kadar sıkı tutmadılar. Bloklar arasını sıklaştırabilmek için defans ortası, forveti orayı kalabalık yaptılar. Bu da Sara'ya bayağı bir e, alan bulmasını Engelledi ama dediğim gibi yani Osimen ligin üzerinde de demek yeni bir şey demek değil ama bu da bir Galatasaray'ın bir transfer başarısıdır, Galatasaray'ın bir vizyonudur. Her Napoli'den ayrılmaya kalkan Osimen de Avrupa'da durup dururken Galatasaraya gelmez. Bu da Galatasaray'ın aslında nasıl bir kadroya sahip olduğu, nasıl bir camia olduğunu göstergesi. Bazı futbolcular seni tesadüfen seçmezler. Bunu söyleyeyim. Maçın ikinci yarısında Samsun'un sıkıntı çıkartacağı belliydi. Orada bir yani hakem programları çok var biliyorsun sevgili Fırat Aydın Usta burada program yapıyor. O yüzden ben pozisyona dokunmadan geçmeyeyim ama. Maçın ilk yarısında ben Lucas pozisyonu pozisyonun öyle yüzde yüz penaltı olduğunu düşünmüyorum. Bara belki incelenebilecek bir pozisyon mu? Hakemler çok fazla hakem var değerlendiren. Onlar değerlendirsin ama bildiğim bir şey var. Maçın devre arasında bunu bir eski MHK başkanıyla da konuştum. Maçın devre arasında telefonlarını iki saat önce kapatması gereken hakemler o telefon hattını kapatsalar bile maçların devre ortasında kendilerine ulaşılabilecek başka bir telefon olduğu iddiası bana ait değil. O eski MHK başkanına ait. Ve yani benim de yıllardır, 10 küsür yıl önce belki yazdığım bir yazıdaki şeyi tekrar tekrar hatırlatayım. Devre ortasında hakemin bir badisi, kendi döneminden bir hakem. Belki de MHK başkanı. Maçın ilk yarısında bir hata yaptığını. Bu maçın üzerinde söylemiyorum. Genelde hakemlerin böyle bir şeyi. Ama bu maçın pozisyonu bu. Dolayısıyla Halil Umut Meller'in maçın ikinci yarısında Davison Sanchez'in ikili mücadelesine çaldığı penaltı doğrusu komikti yani yani o penaltı pozisyonu. Ardından Galatasaray'ın cevabı erken vermiş olması ki Okan'ın golde bir kontrol problemi var. Bu da Galatasaray'ın o ona yardımcı oldu. Ama arkasına kurtardığı iki dakikalık sekansta iki tane çok net pozisyon var. Bir tanesi Barış Alper Elmas'ın çatala giden kapısı. Orada Galatasaray'ın erken golü bulması Galatasaray'ı daha bir rahatlattı. Maç yine sıkışabilirdi. Değişiklikleri doğru yaptığını düşünüyorum. Bazı oyuncu performansları düşük kalmış olabilir ama Tottenham maçında oynanan futbola şimdi burada bir Şöyle bir parantez açmış olayım. Uzun yıllardır hani sonuçta Galatasaray'ı, çok futbolunu takip eden bir insan olarak bunu Galatasaray tarihinin en iyi 5 maçı arasına soksam bazı maçlara belki haksızlık etmiş olabilir Daha geniş tutalım 10 maç diyeyim ama 46-65 arasında 9 hücum geliştirdiği Tottenham maçının sadece o 20 dakikası bile bence Galatasaray tarihinin en görkemli futbollarından bir tanesi. Karşındaki kulüp Tottenham yok şöyle rotasyon yapmış vesaire bunların hiçbir önemi yok. Bazı kulüpleri kapısından girebilmek için bazı yeteneklere ve oranın idman performansından çıkmış olman gerekir. Onlar Tottenham oyuncusu. Yani her başarıyı biraz diminüme etmeye, her başarıyı biraz ufaltmaya çalışan insanlar mutlaka olacaktır. Dolayısıyla Galatasaray'ın geçen sezon iç sahada Bayern Münih maçı, ben yani Sünayet maçı, Kopenhag maçı bu maçlarda galibiyeti yoktu. İyi oyun bir zaman sonra futbol sohbetlerinde hatırlanır ama hiç tabeladır. Yani 5 sene sonra da Galatasaray'ın Tottenham'ı yendi hatırlanacak. Tottenham kadrosu hatırlanmayacak. Skor almak önemliydi. 3 tane maçtan galibiyet alamamış o Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın. Şimdi bu üçlemeyi yapmış olması iç sahada. Bu çok önemli. Zaten Avrupa Ligi'ndeki yeri de ortada. Bu maçın öncesinde zaten bir %50'ye varan ilk 8'de çıkma ihtimalinden bahsediliyordu. Şimdi o ihtimal daha yükseldi. Yani bir olmadan iki olmuyor. Adımları birer birer atacaksın. Bundan sonra Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin oynadığı Azi Altmar'la yine deplasmanda bir maçı var. Bodrum Spor maçıyla açacaklar. Ama oyun olarak şunu söylemek lazım. Futbol eleştirisinde o futbol eleştirisini etkileyecek oyunun üzerine konuşurken hava şartlarından tut, zemine, hakem kararlarına birçok faktör var. Ama bir takıma baktığın zaman Galatasaray'ın teknikleri, Okan Buru Galatasaray'ın bu kadrosuyla oynayabileceği oyunun bize gösterdiği bir çıtası var. Hı hı. Aynı zamanda aynı Okan Buruk'un kendi bu üç yıllık döneminde çok kötü oynadığı takımının maçları da var. Buraya da taban diyelim. Bir Hatay deplasmanı, bir Kayseri maçı vardı, bir Kayseri deplasmanı vardı mesela. Bu tabanı ve tabanı bilirsen takımımın bu senin için çok faydalıdır. Eleştiriyi yaparken hı hı. Tabiri caizse kul hakkı yemezsin. Aynı zamanda bir futbolcuya geldiğin zaman da Sara'nın Samsun maçındaki görüntüsü hakkında bir eleştiri cümlesi diyelim ki kuracaksan Sara'nın sana verdiği bir tavan vardır Galatasaray'da. Ve oyuncunun bir de bir tabanı vardır. Seni hayal kırıklığına uğratıp ya da üstüne çıktığını bunları bir göz hafızasıyla, maç hafızasıyla değerlendirebilirsin. Yoksa hani öbür türlü adamı yerin dibine sok sonra yedinci katına çıkar. Öyle değil bu iş. Bu yönde Galatasaray tek teknik direktörü takımıyla beraber oyun çıtasını koyduğu yer aynı zamanda kendisi için bir ayrı bir sınav. Bunun üstüne çıkabilecek mi? Çünkü bunu yapabilmiş bir takımdan beklentiler daha fazla artar. Bu da iyi bir şeydir. Bir teknik direktör için hem de o takım için yani o maç bittiği zaman Galatasaray'ın yakaladığı pozisyon sayısı ceza sahası içinde topla buluşma. Biraz önce söylediğim gibi yani her şey yolunda ama hikayenin içinde sakatlıklar var, cezalılar var. Her şey var. Bunlar bir sezonun hikayesi sonuçta. Abi sakatlık dedin. Mauro Icardi'nin Tottenham maçındaki sakatlığı can sıkıcı bir durum oldu. Sarı Kırmızılar adına. Dün Samsun Spor maçını izleyenler arasındaydı Icardi ve taraftarların ricasını kırmayarak maç öncesi üçlü çektirdi, selfie çektirdi taraftarlarla birlikte. Ancak Mauro Icardi akredite olmadığı alana girmesi sebebiyle PFDK'ya sevk edilecek. Siz bu durumu da nasıl yorumluyorsunuz merak ediyorum. E tabi yani maçların 19'da başlaması diyelim gereken maçların 19:4, 19:5, 19-5, 19, 4, 19. 5, 19. başladığı, devre arasının 15 dakika olması gereken yerde devre aralarının 22 dakika sürdüğü, düzgün zeminlerde oynanması gereken maçların statların yarısından fazla zeminin bozuk olduğu, ışıklandırmanın bir çok stadyumda akşam maçlarında eksik olduğunu gördüğümüz aç bir bak Premier Lig'deki ekran görüntüsüne yani parlaklığa bir de Süper Lig'e bak. E bütün bunları halletmiş bir Türkiye Futbol Federasyonumuz var ya o da orada işte taraftarını üçlü çektirmek ve moral bulabilmek için sahaya giren Icardi'nin akreditasyonuna mı takıldılar? Versinler para cezasını geçsinler ama sakatlıkla alakalı bir iki şeyi söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de galiba artık doğru bilginin hiçbir önemi kalmamış. Şimdi adam çapraz bağlı koparmış ve menisküsü de parçalanmış. Bu doktor raporuyla sabit. Hala komplo teorileri kuranlar var. Yani bu adam nasıl yürüyor diye. Ben söyleyeyim yıllar önce Gattuso 60-70 dakika kopuk vaziyette maçın içinde devam etti. Ameliyat sürecinden sonra bu adamı yatakta ve koltuk yenekleriyle göreceksiniz arkadaşlar. Ama benim genel gördüğüm şöyle bir tavır var. Yani bu adam nasıl yürüyor? Nasıl yürüdüğünü çok merak ediyorsan ara bir doktoru. Öyle bir ameliyat sürecinde orada ilk gün, o ilk birkaç gün ödemin dağılmasını bekliyorsun. Çünkü operasyon edecek doktorun önüne çekip koyacağın MR'da net bir görüntü lazım. Ödem dağılmadan, net bir MR alınmadan operasyona girilmez. Bağdaki hasarın ne noktada olduğu, ne olduğu konusunda. Dolayısıyla birinci şey bu. İnanılmaz bir şekilde bir bilimden uzaklaşma var. Birincisi bu. İkincisi, Icardi'nin malum biliyorsun ki hayatında sanki dünyanın bütün yüklerini omuzunda taşıyormuşçasına bir surat ifadesiyle geçirdiği günler var. Ben sevmem öyle özel hayatta şu 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 detaylara vurgu yapmayı. Ama insanlar hani şunu unutmasın bazen hayatında işler yolunda gitmediğinde bağışıklık sistemin bile çöker. O senin kolay grip olmanı bile sağlar. İnsanoğlu o duygularıyla o hareket ederken o beden, o yükü kaldıramadığı diye düşünüyorum. Bu işin ruh hali. Diğer tarafta fizik olarak Icardi'nin yeterli fitlikte olmadığı ya da toplam maçında ki sarf ettiği efor ardından o presi yapmaya gidip o sakatlandığı anda artık bedenin bir o dizin o yükü kaldıramadığı, iflas ettiği. Bu, bu da yorum yapabilir. Çünkü diz sakatlıklarında bir oyuncunun eğer sadece fiziksel eksikliği falan üzerinden konuşacaksak, City'li Rodri ile Real Madrid'li Carvalin aynı benzer sakatlıktan, farklı ayak basış biçimlerinin olduğu yerde. Sen bu adamların bir fizik problemi olduğunu düşünüyor musun? Yani Rodri tank gibi bir adam yani. Bunun ne bir tane sebebi olmaz. Ha şöyle bir şey vardır. Çok ciddi bir darbeyle temasla mesela bunu yapan adam Roy Keane Haaland'ın babasına yaptığı zaman o bir resmen rakibe karşı bir kasaplıktı. Neden? Çünkü yıllar önce bir ikili mücadelenin içinde böyle bir ceza sahasının içinde Alf Haaland Roy Keane ile girdiği ikili mücadelede Roy Keane yerde kalıyor ve onun numara yaptığını düşünüyordu. Adamın orada diz bağları gitmişti. Dört yıl aradan geçtikten sonra Roy Keane gidip resmen bir intikam alırmışçasına Haaland'ın babasının dizine uçarak bir tekme attı. Şimdi darbe, darbe de başka bir şey. Konuyu niye buraya getirdim? biraz da ihtimallerin içinde zeminden bahsetmek lazım. Galatasaray'ın zemini kötü. Galatasaray yönetimi Okan Buruk'a iyi bir kadro kurmakla mükellef olduğu gibi iyi bir zeminle vermek zorunda. Aynı zamanda bir iki nokta daha var tribünlerle alakalı duyduğum şikayet onu da söyleyeceğim. Zeminle oluşabilecek bir çukur ayağa bastığın zaman o dizin boşalmasına sebep olabilir. Birincisi bu. İkincisi Okan Burun'un da altı sizdiği üzere sert bir zemin var. Siz hibrit bir zemin oluşturmaya çalışırken acaba abartıp boşluklara fazla kum dökmüş olabilir misiniz? Bilmem anlatabildim mi? Galatasaray'ın zemini kötü sen zeminini düzgün yap sonrasında orada sakatlanan futbolcu için Galatasaray'ın zemini kötü cümlesini kullandırtma. Burada mutabık mıyız? Evet. İkincisi senin tribünlere gelen taraftarını sen stadında ısıtma var. Hocalardaki bütün ısıtıcıları hepsinin çalışıyor olması güzel. Ama diğerleri mi çalışmıyormuş? Bir bana onun cevabını versinler çok büyük problem varmış. Korkulukların büyük bir çoğunluğu, tribünlerdeki korkulukların, bakın bak bu insan hayatı <laughs> güvenliği açısından söylüyorum. Bu bir taraftarın izlenimi. Sağlam değil şu vaziyette. Kırık koltuklar, ısıtma, zaten ulaşımında vesaire problem var. Galatasaray yönetiminde böyle bir stattan sorumlu yönetici, ben buradan hitap ediyorum kendisini. Taraftarına karşı nasıl bir stadyum hazırlıyorlar, nasıl bir şey veriyorlar? Ayıptır bu. Birincisi ayıptır bu. İkincisi Icardi'nin bu sürecin içinde ameliyatını çok yüksek ihtimalle ben İtalya'da olmasını bekliyorum. O bütün o rehabilitasyon süreci sonrasında zaman içinde hani Okan Buruk da bir şey söyledi. Yeni sezona çalışın dedi. O konuda da bir spekülasyon yaratmak ya da beklenti yaratmanın çok manası yok. Hastalık yoktur. Hasta vardır. Rehabilitasyon sürecine sıkı sıkı sarılmak başka bir şeydir. Belirli riskleri oradaki ölçümler yapılıyor çünkü. Belirli bir zaman sonra oyuncu büyük bir kas kaybına uğruyor. İki ayak arasında birinin uzun bir süre kullanmadığın için bir ayağın diz üst baldırı inceliyor mesela. Bütün bunları dengede yapmazsan, dengeli olarak geliştirmezsen, o ayaktaki adaleyi tekrar güçlendirmezsen yarın öbür gün başka bir sakatlık yaşıyorsun ve bu diz değil mesela bir adele sakatlığı oluyor. Bu hiç kolay bir süreç değil yani Avrupa'daki örneklerine de bakarsan bir sezon sonu beklentisi yaratmanın çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Icardi yeni sezona yetişir büyük geçmiş olsun. Yani Galatasaray açısından bir ruhani tarafı da var hani olayın. Icardi'nin sağ içindeki of. varlığı bütün o sevgi şeyi ama var yani futbolun içinde bunlar var maalesef. Abi kaptana geçelim. Muslera'nın maç sonunda Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamalar dikkatimi çekti. Ben e, Nando'yu ilk defa bu kadar sert açıklamalar yaparken gördüm. Kaptan şunları söyledi. Buraya 4 ay önce gelen hoca Türk futbolunu kötülüyor. Türk futboluna yapılan hakaretler 14 yıldır ilk defa böyle konuşuyorum. Mourinho istemiyorsa gidebilir açıklamasını yaptı. Siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani pek Muslera'nın tarzı değilmiş gibi duruyor. Demek ki bir sinirlenmiş, bir tepki koymak istemiş. Sonuçta 14 yıl burada ama ben kendi bakış açımı söyleyeyim. Yani şimdi burada Mourinho'nun bütün bu söylediklerinden sonra şöyle bir şey de var. Sanki Avrupa medyası Mourinho'yu alkışlıyor ve bunun Fenerbahçe'ye bir fayda sağlayacağı düşünülüyor. Şimdi bu Fenerbahçe medyasında dil bilen arkadaşlar falan da çok az. Tamam mı? Ya açık söylüyorum bak altını çizerek söylüyorum. Fikri takip yapabilen gazeteci falan da kalmadı. Ben merak ederim. Gazetecilik merak işidir. Mourinho'nun mesela bu türden açıklamalarının İtalya'da falan gazete dello sportun hesabında falan kullandığı zaman altındaki yorumları falan okuyan bir insanım ben. Ne düşünüyor merak ederim insanlar. İngiltere'de gazetelerde çıkan yazılar hiç olumlu şey yok ki Jose Mourinho için. Herkesin söylediği şu yani. Bir dünya para kazanıyorsun o zaman. Çalışma ya da niye gittin oraya? Yani zaten onu söyledi üzerinden çok fazla anlamlı bulmuyorum. Yani izleniyorsunuz, izlenmiyorsunuz falan. Geçen hafta programda söyledim bunu galiba değil mi? Müstemleke valisi gibi davranamaz. Burası senin herhangi bir toprağın sömürgesi değil yani. Oraya gelip de o bakış açıyla. Yani e, Jose Mourinho'nun maalesef kendisine verilen bir şey var. İletişim dili, malzemesi var. Ondan yemek pişirmek zorunda. Bu hiç hoş bir şey değil. Ya, hiç hoş bir şey değil. Yani kendi takımına bakacaksın. Kendi maçlarına bakacaksın. Biraz sonra Fenerbahçe yönetimi tarafından da bir soru geleceğini. Biliyorum Sabahleyin. Çok kısa görüşürüz bir senden. Bu çok spontane program yapıyoruz. Farklı bir şey yapmak hiçbir zaman aklımda olmadı. Herhangi bir kurulu gelmiyorum bu yayına ben. Ama Mourinho için bunlar Mourinho'nun lehine de olan şeyler değil. Ve hikayenin sonunda sana şunu söyleyeyim. Mourinho her zaman attığı tweetten retweet almayı seven, e, YouTube'da yaptığı programda izlenmek için bambaşka kimliklere bürünen, sesini yükselten, bağıran, çağıran hani bir kitle vardır ya, rating kaygısı. Mourinho'nun da çok sponsörü var. Yani işte Mourinho sürekli gündemde olması gereken bir insan. Bir insana, bir kuruma sponsor oluyorsan konuşulmasını istersin. Görüntülenmesini istersin. Öyle söyleyeyim. Ben 25 yıllık kariyerini çok takdir eden bir insan olarak ülkeye geldiğinde Türk futboluna dair eksikler konusunda bir şeyler söylediği zaman bunu can kulağıyla dinleyebilecek bir insanım. Ama bana geçmiş dönemde burada milli takımda tek rektörlük yapmış Gusi Dinki vesaire Lucescu'nun şikayetleri falan gibi şeyleri hatırlattı. Lucescu da İtalyan gazetesine şikayet ediyordu La Gazette dello Sport'a. İstanbul'un üç büyükleri dışında milli takım alın alınacak futbolcu yok falan. Niye? Çünkü senin üzerinde üç büyüklerden futbolcu alma baskısı var. İstanbul'un iki büyüğünde çalışmış bir adam olarak. Gidip oralarda şikayet ediyordu Türkiye'ye. Bu de siz söylesiniz, siz böylesiniz deyip 30 günün sadece bir haftasını Türkiye'de geçiriyordu. Tamam ya her şeyimiz doğru değil. Biz Avrupa'nın en büyüklüklerinden birisi de değiliz. Ama bir dakika ya. O kadar da değil be. Yani Abi sağ dışına birazdan geçeceğim ama Okan Hoca'nın da açıklamaları oldu Samsun Spor maçının ardından. Sağ zeminde siz de değindiniz. E, maç takvimi ve City ve Real Madrid'i tutsunlar söylemine de bir açıklık getirdi. Siz hocanın bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? E şimdi nükteden bir tarafı var o City Real Madrid tarafında. Şimdi onlar yeniliyorlar Galatasaray'ı tutsun diyor. Ya o biraz şimdi burada kazanmış olduğu günlerin e, keyfini biraz zire dercesine konuşuyor. Az önce söylediğim gibi başarılı olan e, birisinin bir hocanın bir tek bir takımın. Alkışlamak zor bir iş değildir ya. Yani övgüleri dolu cümleler kurabilmek. Maç planlaması saatine gelince de orada bir ufak detay var. Bu aklına gelmemiş olabilir ama mesela Perşembe akşamı Galatasaray erken slotta oynadı. Fenerbahçe deplasmandaydı. Beşiktaş da bir gün önce oynamıştı. Şimdi insanların aklına ilk şu gelebilir. Yani Başakşehir maçı saat 16'da oynansın Başakşehir Beşiktaş. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları aynı saatte mi oynansın? Şimdi bir kere Galatasaray Fenerbahçe rekabetinde iki maçın aynı saatte başlamasının İstanbul'da şöyle bir emniyette yaratacağı endişe var. Mutlaka konuşulmuştur bu. Galatasaray'ın stadında ve Fenerbahçe'nin stadında saat 21'de biten bir maçın mesela Zincirlik Mecliyeköy'de metrobüs duraklarında karşılaşan taraftar kitleleri olarak düşün. O saatte karşıya Söğütlüçeşme'ye Çeşme'ye geçen Galatasaray taraftarları ya da karşıya geçen. Maalesef böyle sıkıntılar var. Doğru mu? Sokaklarda. Ben buradaki hassasiyeti normal karşılıyorum. Başa Okan Buruk bunu aklına getirmek zorunda mı? Değil. Bu yüzden İl Güvenlik Kurulu toplantısında da bir şey olur. artı milli ara olduğundan dolayı yani biri orada 3 saat önce oynamış vesaire. Buraya bence takılmaması gerekiyor. Yani oradan hani Galatasaray'a bir haksızlık falan filan. Fenerbahçe'yi kalkıp da 16 oynatmak. Deplasmanda gece 10 beri de işte maça çıkmış Fenerbahçe içinde. O, o da makul olmazdı. Doğru olan oldu bence ya. Doğru olan oldu. Yani daha sayıda çıktı 16'da oynadı. Kazandı maçını. Puan farkını düşünsene maçını kazanmışsın. Rakibin üzerine de bir baskı yaratmış oluyorsun. Bu fikstür falan meselelerinde ben yani ülkede ruh sağlığını iyi bulmuyorum. Onu söyleyeyim yani. Yani Süper Lig'in fiksürüyle Avrupa Liginin fiksürünün falan böyle bir üzerinden bütün bu teori üretenlerin çok boş vakti var. Bir de bu konuda yönlendirme yapan, adı gazeteci diye geçen insanların da açık söyleyeyim soytarı olduğunu düşünüyorum. Ben de ne bir eksik ne bir fazla size katılıyorum abi. İsterseniz sağ dışına geçelim. E, maçın ardından Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapı yok. E, ayıp var başlığıyla bir paylaşım yaptı. Biz sağ içini konuşalım istedikçe aslında bu polemik gün geçtikçe artıyor. Bu açıklamayı ve maçın ardından İbrahim Hatipoğlu'nun konuşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla İbrahim Hatipoğlu'nun konuşmalarına gelmeden geçen maç günü Galatasaray Fenerbahçe Avrupa'da sınava çıkacakken ki olanları bir hatırlatmak da fayda var. Yani bir gün öncesinde de. Bak bir futbol takımının odağında oynayacağı bir sonraki maç olmalı. Galatasaray PAOK maçından bir gün önce Galatasaray Başkanı bir televizyon kanalına çık çıkıp da. istifasını daha kabul etmedim. Bir dakika ne oluyor? Florya'nın betonu vesaire dedi. Ersi gün Pauk maçı var. Bu kulübün taraftarının şiarı büyük maçlar öncesinde konsantrasyon. Doğru mu? Sen o konsantrasyonu bozan açıklamalar yapıyorsun. Protesto edildin. Zaten hemen 10.250 sportif direktörün de istifasını kabul ettin ertesi gün. Galatasaray maçı kazandı. Ben burada takım ve futbolcular etkilenir etkilenmez diye anket yapmıyorum şu anda. Yapılması gerekeni söylüyorum. Şimdi geliyorsun benzer bir hata. Galatasaray Tottenham'la oynayacak. İbrahim Atiboğlu. Kendi mesleğinizde başarılı olabilirsiniz. Önemli servet de edinmiş olabilirsiniz ama futbol konusunda hiçbir fikriniz yok İbrahim Bey. Diye söyleyeli bir buçuk ay falan geçti. Galatasaray'ın geçmişte kazandığı şampiyonluklar da dahil olmak üzere ezili rakibinizin yöneticisinin size karşı geliştirdiği dil ve üslup karşısında bırak telefonla çıkmayı mail trafiğine bile girmemeniz gerekiyordu. O gün maç öncesinde yapılan programda, Galatasaray maç öncesindeki yapılan programda ben İbrahim Atiboğlu'nun istifa etmesi gerektiğini düşündüm ve söyledim. Kendisi de maçın ardından özür diledi. Şimdi orada garip olan nokta şu. Bir kulübün bir takımın odağında spor kulübü kardeşimiz oynayacağı maç olur. Galatasaray toplum, Aziz Akbar Fenerbahçe. E şimdi orada Acun Bey Galatasaray maçının başlamasına bir buçuk saat kala. Kendi maçının başlamasına üç buçuk saat kala. işte biz şey yapmıştık da o hakemi seçmiştik. Galatasaray şu hakemi seçmişti. İşte şey yapılacaktı. Şimdi bir kere global olarak bakalım. Dünya neresinde olmuş bu? Şimdi yerli hakem yorumcularının sayısı zaten 15-20 tane. Mesela Fırat Bey de kendi kanalında yayın yapıyor. Burada da yayın yapıyor. Niye Kretenburg'a gidiyorsunuz? E niye bak Fırat Aydınuz. Zamanında Cüneyt Çakır'dan da başarılı dediğim hakem. O zaman hani böyle bir programın hani moderasyon noktasında. Niye hemen orada bir yabancı hakem? Al sana müstemleke valisi iki. Artı ne faydası var böyle bir iş? Yayıncı kuruluştan görüntüleri nasıl alacaksın? Yayın hakkı diye bir şey var. Var mı kanalında bir... Hangi kanalda yapacak? Ne? Yaptın mı ne olacak? Puan tablosunu mu değiştireceksin? Orada ne olacağını ben sana söyleyeyim. Galatasaray'la Fenerbahçe böyle bir şey yapmaya tut ki karar verseler. ligdeki Diğer 17 tane takımın üzerinde bir sonraki önümüzdeki haftalar buna Beşiktaş'ı, Trabzonu da dahil baskı olacak. İşte Fenerbahçe'nin şurada şu pozisyonu verilmişti. Galatasaray'ın şurada pozisyonu şöyle verilmişti. İlerleyen haftalar için yatırım bu. Ya böyle bir yani hani hakikaten ben anlayamıyorum yani o programı böyle yani izleme motivasyonları da olanları da anlayamıyorum futbolda. Konuyu bir yerde başka bir taraftan bakacağım bu Galatasaray-Fenerbahçe rekabetiyle ama İbrahim Hatipoğlu'nun Galatasaray yönetiminden habersiz böyle bir iletişimin içine girip arkasına böyle şöyle olmuştu böyle olmuştu. Şimdi öbür taraftan Cunucalı tarafından da bakarsam işte beni aradı böyle olsun o hakem şu olsun biz de bir hakem bulalım falan acemilik ya. Amatörlük. Başka hiçbir şey değil. Ne yaptı? Özür diledi. Daha öte bir de söyleyeyim sana. Maçı da Icardi'nin yanında beraber seyredip ondan sonra empatiyi yükseltmeye çalıştı İbrahim Atiboğlu. Ne zaman seyretmiş İbrahim Atiboğlu Icardi maçı? O yüzden bence Galatasaray Kulübü'nde geçmişte yöneticilik tecrübesi olmayıp da sıradan bir yönetici böyle başkan yardımcı, ikinci başkanlık vesaire bu noktalarda duran insanların bir tecrübeye ve bir sorumluluğa ihtiyacı var. Bu ezeli rekabetin Şöyle bir duygusu vardır. Bu ezeli rekabetin içinde karşılıklı olarak şiddete varmayacak, bak şiddetin şeysine varmayacak bir nefret ilişkisi ve bir sevgi ilişkisi vardır. 2000 yıl önce İtalyan şairinin sözünde bu sırasında geçen o diyamo. Gidersen İtalya'dan buzdolabı suç olarak bile alırsın. Latince'nin böyle kült şeylerinden birisi. Aynı zamanda sevmek, aynı zamanda nefret etmek. Açık söyleyeyim ya, Galatasaray-Fenerbahçe ilişkisi bunun üzerine kurulur. Ama o ilişkiyi zayıflatan, pesbaye haline getiren bir iletişimin içinde olmamanız lazım. Bunu hangi taraf yapıyorsa, hangi taraf yaptıysa ben buna itiraz ederim. Çünkü normal bir insan hayatının neredeyse şu anda bir buçuk katı diyeyim hadi. Allah herkese uzun ömür versin. Geride kalmış bir ezeli rekabetten bahsediyoruz. Yani bu ezeli rekabetin görkemi altında çok ufak kalan adamlar var bugün de vardı, geçmişte de var. Çok ufak adamlar var yani. Yetmez onların gücü bu ezeli rekabetin ihtişamını yok etmeye. Ben aslında Acun Ilıcalı'nın da açıklamalarını soracaktım sana. Buyurun. Hatta Erden Timur'dan da bir örnek verdi. Acun Ilıcalı şunu söyledi. Sayın Erden Timur yapı ile ilgili konuştu. Pozisyonları getirelim diyen ilk kişidir. Bir daha söylediler. Biz de kabul ettik. Erden Timur'un lafıyla bitireyim. Teraziden kaçan hırsızdır. Bitti açıklamasını yaptı dün. Siz de değindiniz aslında Acun Ilıcalı'nın daha sert söylemlerde bulunduğunu. Sevgili Hatipoğlu'ndan daha doğrusu sevgisiz Hatipoğlu yanlış böyle bir şey yok falan dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne yapacağımı şaşırıyorsun. Yalan söylüyor ışmamasında da bulundu. Siz görüyorsun de... işte yani bu bu şimdi ben bu burada Erdem Timur geçmişte bunu doğru yaptı cümlesi değil yani hani biliyorsun özür dilediği bir şeyler de var, bir bölümler de var. Şimdi burada aktüele baktığın zaman benim az önce söylemek için kenarda tuttuğum şey şu. Bak sevgili kardeşim, senin önüne bir tabak kuru fasulye geldiği zaman kuru fasulyenin güzelliğini ben nohut sevmiyorum diye anlatamazsın. Ben bulgur pilavını pirinç pilavından daha çok severim. Rahmetli annemin yaptığı bulgur pilavının güzelliğini bulgur pilavına övgüyle, anne ne güzel yapmışsın diyerek, Vay, iyi ki pirinç pilavı yapmamışsın diye anlatmam. Ev cümle şu var. Türkiye'de yöneticiler ve medyanın artık büyük bir çoğunluğu, Sosyal medya üzerinden. Fenerbahçeli'ye hitap ediyorsa anti Galatasaraylılık pompalıyor. Galatasaray böyle bir diyelim hani muhabir gazeteci ya da bir diyelim bir yönetici. Onlar da yapıyorlar. Bu aynı şekilde Beşiktaş için de geçer. Bir takımı sevmek ilişkin, bir takıma olan tutkun, rakibe olan nefretin vesairenin körüklenmesi üzerinden anlatılabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla Galatasaray Tottenham maçından bir buçuk saat önce Fenerbahçe camiasını Galatasaray konuşturtamazsınız. Kim olursanız olun. Fenerbahçe büyüktür sizden. Fenerbahçe Azi Alkmaar deplasmanında Galatasaray konuşarak çıkamaz. Maça sonucunun ne olacağını bilmiyordum. Ama anti Galatasaraylılık sürekli olarak rakibin başarısını ama her başarısını yok sayıp kim bu yapı dediğin zaman yapı denen şeyin bir mekanizmanın bir başında bir insanlar olması lazım. Söyleyeyim ben de kurtulayım kardeşim. Hangi adamlar olduğunu. Sürekli olarak bir rakibin başarısını inkar edip yok yaparsan o başarılar sana kabus olarak geri döner. Bak bunu yıllar boyunca teknik adamlığında Fatih Terim için de yaptılar. Bir yazılmış yazımdan bak bir pasajdır. Bir teknik direktörün sadece ve sadece takım için motivasyon konuşmasıyla o takımı başarıya ulaştırdığını anlatan tamam mı? Ya da işte orada şöyle şöyle oldu böyle oldu diye anlatan insanlar var. Öyle oldukça 3 oldu, 4 oldu, 8 oldu şampiyonlu adamın. Rakibin elini sıkmayı, rakibi tebrik etmeyi unutan bir toplum olmanın temel bir sebebi var. Çünkü bu satıyor. YouTube rahat ya. Adam çıkmış YouTube kanalında yalan söylüyor mesela. Ya dünkü maçın hakemi, Fenerbahçe maçının hakeminin geçen sene eşi hakkında söylenenler. Ya böyle bir dünya yok ki. Hakikaten böyle bir dünya yok. Böyle bir gazetecilik de yok. Böyle bir spor ortamı da yok. Kimse kendini kandırmasın. Jose Mourinho şikayet ediyorsa bunlardan etsin. Real Madrid, Barcelona rekabetinin içinden geliyor. Avrupa'nın en büyük rekabetinin içinden geliyor. Buradaki pespayelik hiçbir yerde yok. Gazetecilik mi yapıyorsunuz? Tribünün üzerine sete çıkıp bağıran amigo musunuz? Yahu hepinizi normal şartlarda açık açık söylüyorum yani. Tirajı azalmış dedikleri gazetelerde size kutu haber yazdırmazlar ya. O kadar mesleki yetersizlik içindesiniz. Ama orada sosyal medyada anti Galatasaraylılık, anti Fenerbahçelilik yaptırıp Fenerbahçe Galatasaray kendinizin tuttuğunuz takımların sevgisini bile anlatamıyorsunuz. Her şeyi bir nefret ilişkisinin üzerinden anlatıyorsunuz. Ve zehirliyorsunuz insanları zehirliyorsunuz yani bunun gerçeklerle alakası olmayınca da bu iş hani o işin anlatımında şarlatanlık oluyor sevgili kardeş medya olarak söylüyorum. Dur olay yani. Abi bu arada da anonsunu yapalım. Kasım'da satın aldığı ürünlerin gelmesini beklemekten sıkılanlara teknolojinin uzmanından bir tavsiye. MediaMarkt uygulamasından satın alın, mağazadan aynı gün teslim alın. Çeşit çeşit teknolojileriyle rengarenk, şahane Kasım'ın MediaMarkt'ta tam zamanı diyoruz. Abi Osimhen deyip son konuma geçmek istiyorum. Sağ içinde golleri kadar açıklamalarıyla da ülke gündemine damga vurmaya devam ediyor. Atatürk için söylediği şeyler çok kıymetli açıkçası. Sezon başında acaba birbirlerini bozarlar mı denilen Icardi ile olan uyumu da bana göre parmak ısırtacak cinsten. Bu duruma da bir parantez açmanızı isterim ben. Günay biliyorsun bir basın topansında Avrupa maçı öncesinde bu osimenle alakalı bir türden bir anısını söyledi. Yani Osiman merak edip bir sürü şey soruyormuş. Sorduklarından bir tanesi maçlardan önce ilk marşının okunması. Dolayısıyla Atatürk posteri. Valla hani gelmeden önce tanımıyordum şey var ya. Şimdi <laughs> şey geldi aklıma nedense. Yani güldürdü beni. Sergen Yalçın'ın da Osman diye futbolcudan haberim yoktu değişi var ya o inanılmaz acayip bir şey. Dün yine takıldım kaldım ona. Ey dedim Sergen yani. İyi karakter. İşte o Florya'nın suyu meselesi. O Florya'nın oradaki insan ilişkilerinin yıllarca bir birikmişliği var. Sen sana nasıl davranılırsa senden sonra gelenlere de öyle davranıyorsun. Yani Muslera'nın Icardi'yi karşılama biçimiyle, oradaki kabul ediliş biçimiyle Icardi'nin o benimseme biçimi bir geleneğin bir parçası sevgili kardeşim eğer ki o geleneğin o nehrin içinde bir taşma yaratacak karaktere egoya sahipsen bakınız zaha o debi seni dışarı atıyor o nehir seni dışarı atıyor. O simen için gerçek bu. Yani şimdi sene sonuna kadar Galatasaray'da tekrar girmeyelim şimdi bonservis falan filan meselelerine. Değil mi? Bence de girmeyelim abi. Çünkü geçen hafta detaylı bir şekilde konuştuk diye düşünüyorum ben. Tekrardan değerli yorumlarınız ve analizleriniz için teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim sana. Sağ ol. Maç heyecanına lezzet katan Migros Yemek sundu.